Çölde uzun süre yürüyerek bitap düşüp susuz kalanlar neden serap görürler? Bu serap görmenin bir açıklaması var mı? Evet var. Ben dün serap gördüm mesela. Hocam, Ankara'dan İstanbul'a geliyordum ama bunun için bitap düşmenize gerek yok. Şimdi serap dediğimiz miraj olayı aslında bir optik yanılsama. Bitap düşmeyle de çok bir alakası yok. Hatta susuzlukla da alakası yok. Ben gayet güzel hatta su içiyordum o sırada. Çok trajikomik bir durum gerçekten. Otoyolda giderken de görmüşsünüzdür. Sıcak havalarda bir zeminden su buharlaşması olurken orada bir buhar yoğunluğu olur. O da ışığı farklı bir şekilde kırar. Havuzun yüzeyinin ışığı kırması gibi bir etki yarattığı için de o bizim gözümüze o düz zeminde sanki bir su birikintisi ya da ıslaklık varmış gibi bir görüntü verir. Çölde olan da genellikle bu. Yani bitap düşmeseniz bile o çölün kızgın kumlarından hiç su olmasa bile buharlaşan yine bir su var orada. Onun yarattığı bir kırılma etkisi aslında. Tabii çölde tecrübeli insanlar asla buna düşmezler. Yani otoyolda gidenler de, çok seyahat edenler de buna alışıktır. Bu biraz çöl acemilerinin düştüğü. Aha orada su var galiba falan gibi. Çöl öyle gölün bulunduğu bir yer değildir. Ya. Adı üstünde biri çöl biri göl yani birbirinden farklı. Dolayısıyla tamamen bir optik yanılsama. Susuzluk sırasında görülen başka şeyler var. Yani dehidratasyon, vücudunuz çok su kaybederse konfüzyon yani kafa karışıklığı başlar ve işte halüsinasyonlar, sesler, çınlamalar bu tip şeyler çok fazla görülür ama serapın onunla bir alakası yok. Hocam bir videoda suyun ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Aslında gündelik hayatta da ne kadar yani fizyolojik sürelliliği devam ettirebilmek sürellilik için konuşamadım yine. Bugün yine bu şekildeyim. Hazal yazarmış gibi konuşuyor gerçekten. Bazı kelimelerini anlamıyorum mesela. Yazarken de öyle anlamıyorum yazdıkları. Ama ya, anlamı olan kelime. Evet, sürerlilik. Güzel oldu bu. Nur Sürer'e buradan sevgiler gönderiyorum. O zaman yeni soruyla devam ediyorum. Hadi bakalım. Kısa ve öz oldu bu. Biz tamam. Çok alışık değiliz ya hocam kısa soruyla. Ne yapayım yani? Serap bu kadar. Bu arada bütün Seraplara da selam ediyoruz. Bunun Adile Naşit gibi. Serap, iyi geceler. Hocam Yusuf sormuş. Yusuf Bey, uyurken çalmaya başlayan alarm müziği ya da bize seslenen insanların seslerini beynimiz nasıl hemen oluyor da rüyanın bir parçası haline getiriyor? Oye. Bak bu güzel bu soru. Bu çok güzel bir fenomen, evet. Orada çok paradoksal bir durum var. Uyanmaya engel. Sordun, onu bir şey yapalım. Çizelim, en azından soruyorum da kayıtlara geçsin. Şimdi biz uykuda belli dönemler, evreler geçiriz. Uyku evre evredir. İşte 4 evresi vardır. Önce derinleşir, sonra yüzeye çıkar, sonra tekrar derinleşir. Yüzeye çıktığı yerlerde REM uykusu diye bir dönem var. O REM uykusu bizim beynin tamiratının yapıldığı, işte böyle bedenimizin felç gibi gevşediği ama gözlerimizin fildir fildir döndüğü bir aralık. Teori yok ki genellikle rüyalarımızı REM aralığında görüyoruz. Şimdi bu cepte. Ama REM aralığının bir özel var. Dış algılara oldukça kapalı. Yani beyin tamamen kendi içine kapanıyor. Çünkü orada iç işleriyle uğraşıyor. Bu arada vücuda sinyal göndermeyi de öyle bir kesiyor ki işte o yüzden kaslarımız falan aşırı gevşiyor. O yüzden bu uykuya paradoksal uyku deniyor. Yani vücut çok gevşek ama beyin çok aktif olduğu için. Fakat daha da paradoksal, açmazlı bir şekilde eğer saat çalmadan uyanıyorsak ya da dışsal birisi bizi dürterek falan uyanmıyorsak sabah kendi kendine uyandığımız o son anlar genellikle sabahki son REM dönemine denk geliyor. Yani REM dönemi içerisinde uyanıyoruz genellikle. Bu ilginç çünkü normalde REM'de insanı uyandırmak daha zor. Ve o REM döneminde, son REM döneminde bir şey oluyor. Bir geçişkenlik oluyor ve insanlar orada o derin REM uykusu halinden uyanıklığa doğru bir kayış yaşıyorlar tabiri caizse. Şimdi tam bu sırada beynin bir uyumadan hemen önceki modu vardır. Bir alfa modu. Beyin dalgaları çok yavaşlar. Algılar yarı açıktır. Yani tam dışarıda ne olduğunu tam bilmezsin. Bilirsiniz onu böyle kafanın güzel olduğu saatler. Ondan sonra zaten çukura düşer gibi bir uykuya girersin. Normal şartlarda bu işte birinci, ikinci, üçüncü faza gider. Uyanırken de bu REM uykusundan önce böyle bir faza geçmemiz gerekiyor. Çünkü direkt tak diye uyanıklık tuhaf olurdu. Çünkü REM'de vücudumuz kilit halinde falan ya. Hatta bu daha evvel bir sorumda bahsetmiştim. REM uykusunda algı açılır da beden kilidi açılmaz ise bu karabasan dediğimiz sıkıntılara benzer şeyler yaşanıyor. İşte insan böyle göğsüne bir şey oturmuş hareket edemiyormuş gibi falan hissediyor. Ondan oluyor biraz. O bir uyku bozukluğu. Ama normal uykuda uyanırken o REM yavaşça önce o alfa moduna doğru bir geçiş yaşıyor. İşte tam o sırada algılar yarı açılmaya başlıyor. Bu arada REM döneminde olduğun için muhtemelen sıklıkla rüya görüyor olma ihtimalin yüksek. O rüyayı zihnin devam ettirmeye çalışırken yandan gelen algılarla bilmem nelerle o rüyanın içerisine bir şeyler katarak yorumunu değiştiriyorsun. Yani dışarıdan gelen duysal uyaranlar rüyana katılmaya başlıyor. Şimdi bu her zaman olan bir şey değil. Dışarıda böyle işte belirgin bir uyaran varsa onu alıyorsun falan ama bence bize bir şey söylüyor. Sabah uyandığımız saat ve nasıl uyandığımız çok önemli bir şey.
Çünkü güne başlangıç anınız o an. Düşünsenize gözünüz açıyorsunuz. İlk zihninizdeki imaj en son ne yaşadıysanız o. Genellikle toplu taşıma araçlarında orada burada sabahları erken saatte işe giden insanların yüzünde bir asık ifade olur sıklıkla. Bilmem dikkat ettiniz mi? Ben bunu bir çalışmam yok ama büyük oranda saat veya alarmla uyanma fenomenine bağlıyorum. Çünkü ne zaman ki o böyle car diye bir alarmla böyle sabahın köründe bir zıplıyorsun ya. Zaten uyku halindesin. Yavaş yavaş uyanmak için kortizol hormonu yavaş yavaş pompalanmaya başlamış. Yani belli ki yataktan kalkmak gibi, uyanmak gibi stresli bir sürece gireceksin. Bir de onun üzerine gerçekten bazıları kolay uyanamadığı için panik yaratıcı ziller falan kullanıyorlar. Benim telefonda da böyle kank 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 diye bir şey vardı. Vallahi her sabah nükleer saldırı oluyor falan diye uyandım. Sonra baktım tansiyonum mansiyonum zıpladı, değiştirdim onu. Şimdi ne çalıyor? Plini'nin bir şarkısı çalıyor. Ha, yok, Handmaid's Tale'i değiştirdim. Başka bir şey koydum. Şimdi şarkının ismini hatırlamıyorum. Daha yumuşak bir şeyle uyandığın zaman bir kere güne daha olumlu başlıyorsunuz. Doğal ortama gidelim. Diyelim ki bir mağarada, çayırda, bayırda hani bir doğal ortamda uyuduğunuzu düşünün. Çalar saat falan da yok. Sabah mesai de yok zaten. Sabah uyanmadan önce son REM uykusunda uyanıklığa gidiyorsunuz. Etraftan ne duyuyorsunuz? Cik cik, vik vik, hışır hışır, fış fış. Onlarla uyandığınızı düşünün. Bak nasıl tatlı bir uyanış. Fabrika ayarlarına uygun uyanış. Bir de hocam günüş şeyle uyanıyorsunuz. Tabii ki. Zaten o sırada işte günüş. Yani. Normal uyanma saatimiz zaten günle evet. Beraber. Onunla beraber bir de böyle doğal ortam seslerini düşünün. Birkaç kere denedim. Özellikle Artvin'de köydeyken gençliğimde böyle çok uyanırdım. Tabii o zaman kıymetini çok bilememişiz ama hakikaten sabah kalkışınız, güne başlayışınız, sabahki kafanızın çalışma prensibi, düşünme şekliniz baştan aşağı değişiyor. O yüzden lütfen sabah uyanma biçiminizi küçümsemeyin. Hazır burada gel. Gelmişken bu şeyi ortayı gole çevireyim. Sabah halim selim uyanalım. En güzel uyku hatırlatayım. Sabah saat kurmadan uyandığınız, telefonla alarm ayarlamadan uyandığınız uykudur. Eğer sizi bir şey cart diye uyandırmak zorundaysa yetersiz uyuyorsunuzdur. Onun altını bir daha çizelim burada. Ama sabah illaki bir şeyle uyanmanız gerekiyorsa lütfen yumuşak halim selim bir müzik, mümkünse doğal seslerle, doğal sesleri taklit eden bir şeyler bulun. Sabah erken kalkacağım, işe erken gitmem lazım, o yüzden mecbur alarm kuracağım diyorsanız gözünüzü seveyim, akşam erken yatın. O diziyi YouTube'dan izlersiniz, başka zaman yaparsınız. Yani gece uykunuza lütfen dikkat edin. Hocam şeyi de bağlayalım, bu sesleri rüyamıza neden hani entegre ediyoruz, nasıl oluyor diye. Aslında vücut o sırada uyumaya devam etmeye çalışıyor. Evet, uykudan onun işte için... orayı tam söylemedim doğru. Uykudan uyanıklığa çıkarken REM uykusu rüyanın görüldüğü yer. Uyanıyorsunuz ama o genellikle senaryoyu da beyin devam ettiriyor arkadan. Yani zihinsel geçiş sırasında, çünkü rüya dediğim şey beyin hafıza taramalarına bir anlam vermeye çalışıyor. Ha şu oldu demek ki, uçalım kaçalım falan filan gibi bir senaryo yazıyor orada. O senaryonun içerisinde dışarıdan bir takım tanıdık unsurlar girince uyanıklığa bir geçiyorsunuz. Az önce rüyanızda olan şey başınıza geliyor. Bir kılıç saplanması rüyası. Şurama şöyle böğürme derler ya bizim burada. Böğürme bir kılıç saplanmıştı yani rüyamda ama ya böyle hareket ettikçe çok acıyor bilmem ne falan. Uyandığım anda tabletim gece yatakta uyurken yatakta kalmış ve hakikaten böğürme girmiş. Mesela tablet batıyormuş gerçekten. Uyandım ve gözümü açtım, dedim Allah'ım gerçekten acaba gerçekten kılıç mı yedim falan. Baktım tabletmiş, çok rahatladım ama. Hiç akıl dışı değil. Tabletle uyumayın sakın. Bir kere yaptım, ortayı bir daha da yapmam. Ekran karşısında hareketsiz kalmış, eğitimden uzak düşmüş çocuklar için harika bir haberimiz var. YDS Kids İngilizce Yaz Okulu başlıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için aquapark, trekking, okçuluk, at biniciliği, ebru, piknik, heykel, sinema ve robotik kodlama gibi aktivitelerle doyasıya eğlenen çocuklar yoğunlaştırılmış yüz yüze İngilizce dersleriyle İngilizceyi yaşayarak, konuşarak öğreniyor. Tüm eğitim ve aktivitelerimiz COVID-19 tedbirlerine uygun olarak organize ediliyor. YDS Kids Yaz Okulu, yaz dönemini fırsata çevirmek için %20 indirimle sizleri bekliyor. YDS Kids Yaz Okulu'nda hem İngilizce öğrenmek hem de harika aktivitelerle doğanın tadını çıkarmak için hemen bize ulaşın. ydsakademi.com 444-9937 YDS Kids, İngilizce öğrenmenin en eğlenceli hali. Hocam ben şey, bir dönem alarmımda böyle zil sesleriyle böyle başlıyordu. Ve sanırım o ilk alarma alışmaya başladığım süre böyle ağır ağır giriyor sesler hani. Ve şey, rüyamda kilise çanları, ondan sonra hep birlikte o kilise çanını takip hani. O sesleri takip etme ya, hali devam ederdi yani. Benim alarmım ne, gerçekten çok merak ettim. Hocam siz onu ararken bir iki yorum geldi, onları söyleyeyim. Hadi yorumları söyle bakayım. Bugün dediğim gibi sıkı takip ediyorum yorumları. Pınar Hanım demiş ki yeni bir saat üretmişler. Gün ışığını taklit ederek kademeli olarak arttırarak uyandırıyor insanları sessiz bir şekilde. İlginçmiş. Aha. Perdeleri açma etkisi gibi çalışıyormuş. Mikrofona vereyim.
Bu şeymiş, bu telefonun uyandırma servisinde otomatik olan bir şeymiş. Duyuyorsunuzdur çünkü mikrofona yakın tutuyorum. Beni direkt giriyor. Hani ponçik ponçik bir şekilde uyanacaksın sabah. Rahat rahat. Kral Sami yüzünü buruşturdu, hiç sevmedi bunu. Evet. Evet, bilmiyorum, mikrofondan bu arada bayağı bir... Bugün tabii misafirimiz var. Hani Kral Sami. Yo. Kimse göremiyor ama biz... Kamerayı çeviriyorum. Hocam ben de ekleme yapayım. Ben sabah alarmımı evin en uzak köşesine koyuyorum. Evet, bu da bir taktik. Ben i̇şte de yapıyorum. Yalnız sen bunu anlattığında, şimdi burada sevgili babama selam ediyorum. Bir ara evin içine 4 tane çalar saat kuruyordu. Birini kapatıp yatıyor, sonra gidip öbürünü kapatıyor, sonra öbürünü kapatıyordu falan. O uyanana kadar hepimiz uyanmış oluyorduk zaten. Yani o iyi bir seçenekti. Gerçi sabah spor oluyor ama git gel git gel. Hocam o böyle, neyse. O zor ya. O alarm sesleri gerçekten insan sınırı.